Öncelikle buradan bütün halkımızı, milletimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Adım İsmail Hacıoğlu. 1981 Trabzon doğumluyum. Trabzon'da yaşıyorum, hiç dışarıda yaşamadım. İlkokulu burada okudum. Sadece yatılı olarak Rize'de bir 2,5-3 yıllık bir Kur'an eğitimi ve talim, tecvid belki şeylerden takip etmişsinizdir. Eğitimi aldık. Sonrasında hep halkın içerisindeydik. Çalışarak, hem çalışıp hem okuyarak hayatımızı idame ettirdik. Bugün de Allah nasip etti. Milletimizin karşısında bu şekilde çıkma fırsatı yakaladık. Daha doğrusu bizi seven işte dostlarımız, büyüklerimiz, halkımız bizi ileriye sürdü. Öncü olarak gördü. Hepsine tekrar buradan teşekkür ediyorum. Bize böyle bir görevi layık gördükleri için. Biz de bu davete icabet ettik. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Yaklaşık 12 gündür bir maratonun içerisindeyiz. Ki bu daha maratonun başlangıcı. Ya 50 bin kişiye ulaştık yaklaşık olarak. Bizim zaten 30-40 kişilik bir ekibimiz var. Hep gençlerden oluşan. Herkes gönüllü. Gönüllü olarak geldi. Bizle beraber koşuşturuyor. Artık bu dönemde 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin çok önemli olduğunu birçok insana anlattık. Birçoğuna da anlatacağız nasip olursa. Gençlerimiz çok hevesli. Gönüllü olarak bu işin içerisinde ve bundan sonrasında halkla beraber, milletle iç içe bu oluşumda hizmet etmek için can atıyorlar. Neler anlatıyorsunuz gittiğiniz yerlerde? Şimdi gittiğimiz yerlerde bizim zaten yapımız, duruşumuz, saygıdeğer Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan anlattıklarından bizim hocamız, bizim liderimiz, biz her zaman onu örnek alıyoruz. Onun yolundan, onun izinden gitmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biz hep yapıcı, birleştirici, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde projeler geliştirmeye ve insanları bir araya toparlamaya uğraşıyoruz. Yani bizim artık birlik olmamız lazım. Çünkü birçok dış mihraklardan olsun, işte ülkemizin içerisindeki bazı yapılanmalar olsun, bunlar bizi bölmek için birçok olaya başvuruyor. Yani buna biz müsaade etmeyeceğiz. Kesinlikle Cumhurbaşkanımız gibi düşünüyoruz. Yapmış oldukları oyunların hepsini kendi başlarına öreceğiz. Yani kendi kendilerine zaten düşecekler bunu. Allah-u Teala yapmış oldukları oyunları kendilerine Peki hak ettiği şekilde verecektir yani. Biz ondan hiç şüphemiz yok. Bu çalışmalarınızda neler anlatıyorsunuz ve Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim gördüğünüz ilginç bulduğunuz anı var mı? tabii ki bizim Anlar şimdi yaşadınız mı? Duygulu anlar ya da çok değerli anlar yaşadık. Hiç unutamayacağımız. Bundan sonrasında da o anlara istinaden yapılması gereken neyse biz orta yaş sınıfı olarak, gençler olarak elimizi değil komple bedenimizi bu işin altına koyduk. Yani ya olacağız ya öleceğiz ama geri dönmeyeceğiz yani. Burada bütün mücadelemizi ortaya koyacağız. Biz şimdi STK'lara hepsine uğradık. Bütün şehri komple bir çatı altında. En büyük projemiz STK'lar, bürokrasi, işte devletin kademeleri, biz hep birlikte bir masada şehri planlarken, ülkeyi planlarken ortak karar almak için elimizden ne geliyorsa herkesle görüştük. Bunu bahsettik. Herkes buna olumlu bakıyor. Kesinlikle yarın öbür gün geldiğimizde bu birlikteliği sağlayacağımızdan şüphemiz yok. Vatandaşlarımızla beraber de güzel değerli işte gittik. Çat kapı gittiğimiz evler var. İşte dinleyelim dedik. Kendi dertlerini, sıkıntılarını zaten omuz omuzaydık. Bundan sonrasında daha çok omuz omuza olacağımızı, birlikte olacağımızı, beraber olacağımızı, başkanlık sisteminin bize neler getireceğini, yani daha güzel bir gelecek, yeni bir Türkiye, güçlü bir Türkiye bizi beklediğini hepsini ifade ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bunlardan başka anlattığınız neler var? Bunlardan başka yeni nesil, gençlik önümüzdeki en büyük etkenimiz. Biz en çok genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Gençlerimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım gerektiğini, eğitimimizde onlarla ilgili farklı çalışmalar yapmamız gerektiğini, nasıl yönlendireceğimizi, bu ülkeye nasıl faydalı olacaklarını, bunun yanında kendi projelerimiz mesela kamu yararına, devlet ekonomisine katkı sağlayacak birçok projelerimiz var. Belki bugün hiç kimsenin düşünmediği, elinde olmayan, biz çünkü çalışıyoruz yani gece yok, gündüz yok, bıkmadan, usanmadan çalışıyoruz ve bunları aşacağımızı düşünüyoruz. Gençlerin istihdam problemini aşacağımızı düşünüyoruz. Gençlerden ziyade halka birbirine güven içerisinde yaşama ortamı
tahsis edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız bu yönde çok büyük çalışmaları var. Biz de onun altında kesinlikle aynı onun düşündüğü gibi onun izinde bu ortamı geliştireceğiz. Yani kendimize çok güveniyoruz, halk bize güveniyor. Biz bu güveni kesinlikle boşa çıkartmayacağız. Projelerimizi yarın öbür gün inşallah nasip olduğunda burada tabii ki olduğumuzda bizim bir manifestomuz var. Boşu yani boş olarak değil, biz hazırlıklıydık zaten. Her zaman telakkuzdaydık. Yani erken seçim bize sürpriz olmadı. Belki muhalif partilere sürpriz olmuş olabilir. Belki bu ülkeye oyun oynamayı planlayan kişilere sürpriz olmuş olabilir. Ama biz onlara kesinlikle hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülke bizim. Ne gerekiyorsa da onlara nasıl ki biz Türk halkı olarak bütün dünyaya merhametimizi ortaya koymuşsak, yeri geldiğinde de bize hain planlar düzenleyen, planlayan kim varsa onlara karşı da sert duruşumuzu en güzel şekilde ortaya koyacak kapasitede bir milletiz yani. Peki şimdiki çalışmalar Trabzon'da yaptınız, bitirdiniz mi? Yani hayır. Biz milletvekili adayları Ankara'da lobi yapıyor, genel merkeze gidiyor. İddiaları da var. Bunlarla ilgili sizin var, doğrudur. Biz her zaman sahadaydık. İsteriz ki arkadaşlarımız da bizim gibi sahada olsunlar. Zaten şu anki konsept, şu anki durum bunu gerektiriyor. Bizim Ankara'da bir işimiz yok. Saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız zaten milleti işaret etti. Dedi ki milletin güvenini, milletin özgüvenini, milletin vekaletini alabilecek olan kişiler milleti alsın öyle gelsin bana diye. Biz de şimdi millete indik. Zaten halkın içerisindeydik. Milletle beraber gideceğiz. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızın teminatı olarak Cumhurbaşkanımızın inşallah önüne koyacağız. Zaten görüyordur. Her şeyden haberi vardır. Çok Ankara'da durmanın bir mantığı yok. Orada gidip ne yapacağız? Bizim şehrimiz Trabzon. Biz Trabzon için uğraşacağız. Trabzon'da koşturacağız. Trabzon'un halkıyla beraber bugün iç içe olursak, çünkü çok az zamanımız var. Artık kopan bazı bağları birleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de gerçekten yanımızda 30-40 kişilik o bahsettiğim ekip hakikaten büyük bir muhabbetle, büyük bir özveriyle, büyük bir inançla beraber çalışıyoruz. Bu inancımızı gören vatandaşımız, milletimiz sağ olsunlar, onlar da karşılığını bize gerektiği şekilde her şekilde veriyorlar yani davranış olarak olsun. Bizi biliyorlar, gençleri biliyorlar. Artık değişimin, yeni Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin var olacağına inanıyorlar. Bunun için biz halkı aldık, milleti aldık, milletin özgüvenini de aldık. Bununla beraber bak şu anda aldık bunu, şu 10 günde aldık. Bir 20 gün daha çalıştığımızda emin olun seçim sürecinde bunu bütün medya kuruluşları, bütün Türkiye, bütün dünya gerçekten görecek. Hep beraber yaşayacağız bunu, bu değişimi. Ben teşekkür ediyorum.